Es-Semi, gizli ve aşikar her şeyi çok iyi işiten, bilen O'dur. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Cuma günü bu mübarek ismi celili duha namazından sonra okuyanların duası kabul olur. Bu ismi virt edinenler başkaları tarafından saygı görür, sözleri dinlenir. Perşembe günü duha namazı kıldıktan sonra kimseyle konuşmadan, ellerini semaya açarak 100 defa okuyan kimsenin Allahu Teala Hazretleri her türlü duasını kabul eder. Toplum karşısına çıkan hatip ve vaizler bu ismi şerifi virt ederlerse cemaat üzerinde tesir meydana getirirler. Bu sayede sözleri geçerli olur. Kulakları ağırlaşan kimse bu ismi şerifi okumaya devam ederse işitme güçlüğü çekmezler. Bu Semi ismi şerifin tecellisine mazhar olan kimse kulakların işitmediği sözler duyar, eşyanın yaptıkları zikirleri işitir. Ya Semi esmasının fazileti için her gün 180 defa Ya Semi diye zikir çekilmesi gerekmektedir. Özellikle perşembe günleri sabah namazının ardından 500 defa Ya Semi zikre edilmesi, edilen duaların kabul edilmesini sağlar. Her namaz sonrasında 100 defa Ya Semi diye zikretmek, kişinin muradına ermesini kolaylaştırır. Gönlünden geçenler tez zamanda olur. Kişi bilgisini arttırmak, başarısına başarı katmak için de bu esmayı zikretmektedir. Başarı arttırmak için de bu esma 500 defa zikredilmelidir. Es-Semi esması Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen bir esmadır. Faziletleri geçtiği surelerde ayetlerle ifade edilmiştir. Es-Semi esmasının faziletlerini anlatan ayetler şunlardır. Yoksa biz onların sırlarını ve fısıltılarını işitmez miyiz mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz. Hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar. Allah, zulme uğrayanların dile getirmesi dışında kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah semidir, alimdir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bu ayetlerde de belirtildiği gibi Allah her zaman yanımızdadır ve bizi dinler, gözetir. Es-Semi esmasının faziletlerinden biri de duasının da edilmesidir. Es-Semi esmasının iki farklı duası bulunmaktadır. Ya Semi, ey işitmesi sonsuz olan, kalbimizdeki en gizli dualarımızı duyan sensin. İçimizdeki tuttuğumuz da aşikar ettiğimizi de bilen sensin. Her sesi bir anda eksiksiz işiten sensin. Bizlere kulak verip işittiren de sensin. Kulaklarımızı haram sözler duymaktan koru. Kelamların en güzeline, senin kelamına aç kalbimizi. Amin. Yüce Allah'ın subuti sıfatlarından biri olan Es-Semi esmasındaki Semi kelimesi, her şeyi işiten demektir. Es-Semi esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 180 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise perşembe günüdür. Zikir saati ise müşteridir. Yani sabah erken saatlerde ikindi namazı sonrasında ve gece okuması teheccüd namazı sonrasındadır. Es-Semi esması zikir saatinde ve zikir zamanlarında Ya-Semi şeklinde zikredilmelidir. Es-Semi esması her şeyi işiten, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan anlamlarına gelmektedir.
gizli veya açık, sesli veya sessiz, tüm yalvarışları ve yakarışları tek işiten Allah'tır. Her sesi ve her hareketi bilen yalnızca Yüce Allah'tır. Yarattığı kullarına işitme özelliği veren, fakat her şeyi yalnızca kendisi duyan Allah'tır. Allah, kendisine yapılan tüm duaları duyandır. Günlük olarak 180 kez Ya Semî Celle Celaluhu ismini zikrederek Allah'tan dualarının kabul edilmesi istenmektedir. Perşembe günleri sabah namazı kılındıktan sonra 500 defa Es-Semî esması zikredilerek duaların kabul edilmesi dilenmektedir. Teheccüd vaktinde edilen duanın kabul edileceği bilinir. Bu vakitte 18 bin defa Ya Semî esması zikredilmektedir. Zikri tamamlayan kişilerin gönlündeki dua ve istekler Allah-u Teala tarafından karşılık verilmektedir. Her gün 5 vakit namaz kılındıktan sonra 100 defa Ya Semî esmasının okunması hayırlı olacak bir muradın gerçekleşmesini sağlamaktadır. İlmini arttırmak için 500 defa zikredilmelidir. Bir kimse günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tevbe ederse o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah işlerse o leke büyür ve kalbin tamamını kaplar. Kalp kapkara olur. Günahlar kalbi kararttığına göre günaha sebep olacak şeylerden de kaçmak gerekir. Mesela uyku mübahtır. Ancak çok uyumak kalbe kasvet verip günah işlemeye zemin hazırlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, üç şey kalbe kasvet verir. Yemeği, uykuyu ve rahat olmayı sevmek. Günah işleyince hemen tevbe ve istiğfar edilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası ise estağfirullah demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elini göğsüne koy, helal şeyde kalp sakin olur. Günah işte çarpıntı olur. Nefse sükunet ve kalbe ferahlık veren şey iyi iştir. Nefse azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır. Seni rahatlatan şey iyidir. Seni şüpheye düşüren, sıkıntı uyandıran şey günahtır. Sana fetva verse de böyledir.